2, 3, fazla. Hadi gel. Biz yandık, siz yanmayın arkadaşlar. Ben parasını verecek miyim bu arada? Peki bu kızı hatırladınız mı? Ben de buranın yanındayım. Problemler ve sıkıntılar yaşadım. Nasıl ki? Tamam oğlum, tamam, sakin. Günaydın. Saat tam 5:10 geçiyor. Bugün tatile gidiyorum. Bozcaada'ya gidiyoruz. Cem, ben ve Emis. En iyi tatil arkadaşlarım diyebilirim. Aşırı eğlendiğim insanlar. Niye bu kadar övüyorsam onları? Hiç uyumadım, kalkamam diye büyük bir görev sorumluluğu verilmiş durumda bana. Cemleri arayacağım ve ben uyandıracağım. Asla bana güvenemiyorlar o konuda ki haklılar. Evet, sabah saat 8'de kalkabiliyorum şu ara ama saat 5 benim için çok enteresan olurdu. Arayayım bakayım, onları da bir uyandırayım. Kuşlar da var ya, çıldırmış gibi ötüyorlar. Maşallah. Cem açmıyor. Bir de Enis'i bir deneyelim. Aydın. Günaydın. Günaydın. Kalkıyorum ben şimdi. Uyandırma. Saat 6'da bende. Doğru mu? Bedelini ödeyeceksin kanka. 6 gibi buradan çıkacağız. 5-5,5 saat falan sürüyor. 12'ye doğru da orada olmuş olacağız. Çok uzun zaman önce Bozcaada'ya gitmiştim. Kısmet şimdi de böyle gitmekmiş. Birazcık romantik bir tatil oldu biz 3 erkek için. Bilmiyorum nasıl olacak orada artık. Ben de bu arada Bozcaada'yla alakalı ders çalışıyordum. Bozcaada'yı bilin. Yürüyor beğendiyseniz ben butonuna basın. Hemen basıyorum. Hemen burada beğendik mesela. Örnek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bizim için gittin, Bozcaada'yı gezdin, tozdun. Denize bile giremedi adam ya. Adam denize bile giremedi yani. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Yukarıdan bak kanalıma. Bagajda yer yok. Cidden yer yok. Ciddi misin? Aç bakayım. Hepi topu 4 gün gidiyoruz ya. Abi yazlık çekip gidiyoruz ya. Niye öyle? Buzdolabılar her şey. Buzdolabılar da mı var? Buzdolabılar da var. Bu ne? Toplantı mı var? Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirdim. Yani saat 5'te arkadaşları uyandırdım. Şu anda saat tam 6:10 geçe yola çıktık. 12 olmadan oradayız inşallah. Ben de bütün her şeyi hallettiğime göre artık uyku zamanı geldi. Çünkü ben bu yol asla çekemem. Takip edin. Eyvallah. Çok sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler, sağ olun. Evet, günaydın. Ben az uyudum ama ya yine. Çok uyuyamadım araçta. Bunlar inmişler, tost yemişler. Araç ya bunda da oğlum. 2 saat uyudun mu ben? Daha fazla uyudun ya. Enis hadi çık ya. Elimde kahve, benimle sigara, nasıl çıkayım abi? 300 lira verdi ya, ayva yedik biz. Tabii artık. Hiç uçakla gitseydim ya. Hizmet bekliyor. Ben de verdim abi. Burada herkes para evet, verdi. Evet. Evet. Enis Fuat vermedi. Niye vermedi? Borcumdan düştüm. Kaç para düştün hem de? 400. Oğlum ayakkabıyı 800 lira verdim. Sen de harbi safsın, ayakkabıyı 400 lira para verdin ya. Cem gerizekalı, aynı parayı sen de verdin. Cem sen kaç aldın lan, doğruyu söyle. Yemin ediyorum 400 lira aldım. Abi boş ver yani, iş başka, arkadaşlık başka da. Ben seni dost olarak uyardım. Ben şu an bu videoyu niye açtım, ben onu hatırlayamıyorum ya. Benzin istasyonu nasıl benzin istasyonuydu ya? Kocaman, geniş, güler yüzlüler, her şey o kadar nizami ve temizdi ki. Adam Trakya insanı ya, o güler yüzlü oluyor onlar. Evet, bir daha söyle bence onu. Trakyalılar candır can. Yola devam, şimdi feribota gidiyoruz. Ne zaman feribotta oluruz? Yani ne fark eder sanki videodan görecek. 5 dakikada, 5 dakika. Tamam, siz bir kapatıp açacaksınız, biz feribottayız. Geldik o meşhur çok pahalı olan köprüye. Hadi geçmiyoruz. 172.50. Çok iyi yaşa. Hep beraber. Köprü kaç mı? 200 lira değil mi? 272. 272. Görmedin mi? Oğlum yalnız kimse yok. Biz çok mu erken geldik köprüye? Daha açılmamış olabilir mi köprü?
Buralara müzik koyarsın. Şöyle çiçekleri falan kokla. Hayat sevinci. Olmuş mu? Tam tur. Tam tur. Enis, ne kadar güzel gözüküyorsun şu an şu çiçeklerin altında ya. Bak Enis, çiçekler ve kedi. Müthiş bir kombinasyonu kaçırdın gerçekten. Hoş geldiniz. İsterdinle. Sağ olun abi. Zamanıyla ne yapılmış? Sonra biz o tembellikle onu böyle bir beton atarak mahvetmişiz yapıyı görüyor musun? Evet. Kameraya mı alınıyor? Evet abi. Otel yaptılar. En çok tercih edilen oteller Bağcılar gittiğimde turizm para kazandırıyor. İnsanlar da yapıyor tabii. 500 kasa üzüm göndereyim İstanbul'a. Para bekliyorum tabii değil mi? Fatura geliyor. 600 lira borçlusunuz nakliyeyi karşıladı. Şaka yapıyorsun. Buranın meşhur üzümü çoğuş üzümüdür olarak. Ceviz gibi olur. Ağzında kabuğu yedir. Nakliyeler çok yükseldiğinden 500 kasa üzüm gönderiyor. 600 lira borcum çıkıyor. 1000 kasa gönderiyor. Olaya bak. Erkek çocuğunuz oldu değil mi? Evin bahçesini kazıyor. Atıyorum 100 litre alan bir ahşap fıçı yaptırıyor. Bunu gömüyor. Düğünü ne zaman? 25 sene sonra. 25 sene sonra onu açıyorlar, çıkarıyorlar. Kadehe çay kaşığından bir kadarcık duruyorlar bir kaşı. Karıştırıyorlar, üç bayra gideceğin yerler dışında. Hadi! Ne güzel adetmiş ya. Rumlar Türklerden 47 miydi? İsim neydi abi bu arada? Hüseyin Dama. Fuat Bey. Çok önemli. Nereden geldin? İstanbul. Hoca bizi parka çaya davet etti, yarın gidelim. Hemen küskan. He ne anlattı? Ne anlattı? Bilmiyorum ki. İki saat sizi bekledim. Abi adam fıçıları anlattı, Rumlarla alakalı anılarını anlattı, bir sürü şey anlattı. Senin var mı anlatacak bir şey? Var. Anlat. Yorgi vardı eskiden. Enis eskiden burada oturuyordu. Onun evini göstereceğiz size. Oturuyordum. Burada oturuyormuş. Valla yalan mı lan? Çocukluğum burada geçti dedi. Yazları. Şimdi sen daha çok tanıdık gördün. Ben de buranın yerlisi. Ben daha çok tanıdık gördüm. Kimse selam vermiyor. Şimdi çınar altına geldik. Tam şurası. Burada güzel bir kahvesi, kahvaltısı yapıp birazcık. Yer varsa. Yer varsa evet. Bu ne Enis? Yeni köpeğim. Nasıl güzel ama. Ana çok tatlı lan bu yavruymuş. Kimi tatlı ne bu? Ne mi? Ne mi? Bugün küçük bir misafirimiz var. Enis adalı olduğunu ispat etti. Burada birine selam verdi. Sen ikna oldun mu? Oldum. Tamam. İki günde bir kişi yakaladı Enis. Bir tanıdık. Bize takılacak mı parkta? Merhaba. İsim ne? Fuat Bey. Çok memnun oldum. Bak sana bir soru soracağım. Dürüstçe cevap ver. Bu adam adalı mı? Ulan Enis. Cem var ya sen. Ya. Bu inanmıyor da bak. Bu inanmıyor bunun adalı olduğuna. Kaç yıllık arkadaş olduğunu söyleyebilir miyim? Söyle. 32 yıllık arkadaş. Ne oldu? Yaşın çıktı ortaya. 34. Hayır. Ben tanıdığım ne ayar? Küçüklüğümden 34. Tutuşa bak ya. O kadar acemi yani. O kadar acemi. Lan çeksin oğlum. Aslan mı bu? Bak oğlum. Sakin ol. Bak. Tamam oğlum. Tamam. Sakin. Arkadaşlar buraya gelirseniz muhakkak yemeniz gereken bir şeyi tavsiye edeceğim. Hatta bunu uzmanından tavsiyesini alalım. Sen bununla alakalı... Böyle uzmanı değil mi? Patlıcanlı böreği. Ama sen de gerizekalı bir adamsın. Sabahtan beri övüyorsun şu patlıcanlı böreği. Patlıcanlı böreği muhakkak ki yemenizi tavsiye ediyorum. Ben de tadına baktım. Süper. Meşhur Ayazma Manastırı da burası. Her şey çok güzel ama o biraz bozmuş o ortamı. Kolay gelsin. Hadi biz de yaratalım. Antrenman olsun bizi de hadi. Biz tatile geldik. Gelin kardeşler size su ısmarlayayım. Aha bedava su. Şimdi burası hayal kahvesi mi abi? Evet. Hemen Ayazma'nın girişinde sağda. Evet. Restoran tarafımız burası. Bar tarafımız, kokteyl barlarımız çok ünlüdür bu arada. Bu tarafta konserlerimiz, DJ sahnemiz hepsi orada. Kaça kadar açık abi? 1'e kadar. 1'e kadar. 1.30'da da diğer isimler bitiyor, 1.30'da kapatmış oluyoruz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. 3 şezlong, bir sandalye, buna eşyalarımızı koyacağız. Nasıl bilgi? Nasıl bilgi? Hop. Güzel oldu. Hazır mı?
Hazır olduğunda söyle. Tamam. Bir, iki, üç. Hop. Fazla. Ayağını saklayalım mı sonra kuma? Saklayalım. Kalemiz tamamlandı. Onu bence buraya yapalım. Evet. Nasıl fikir? Bye bye. Getir. Teşekkürler. Çok sağ ol. Bir de bunu deneyelim bakalım. Getir. Akıllı çocuk. Evet, biç muhabbeti bitti. Tabii ki biliyorsunuz inanılmaz bir karın acıktırma sorunu olabiliyor bundan sonra. Herkese olduğu gibi. Şu anda nereye geldik biz? Burası neresiydi? Tayyare Pizza. Tayyare Pizza'ya geldik. Şöyle göstereyim. Ben Turco denen bir pizza vardı. Şu menüyü alabilir miyim ya? 800 numara Turco. Enis de Cem de Ada. Ada söylediler. Onları da göstereyim size. Fesleğenli mesleğenli, ezine peynirli bir pizza söylediler. Buradan çıkıyoruz. Bir güzel duşumuzu alıyoruz. Sonra da adaya kaçıyor. Şey, ne adası ya? Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Çok romantik olacak bizim için. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Akşam görüşürüz. Bozcaada'nın olmazsa olmaz, bir dakika bir şey konuşuyorum. Gelinmezse olmaz yeri, gün batımına geldik. Şimdi şarap servisini yapacağız. Bu güzel. Burada da gün batımını izleyeceğiz. Artık bir kere izleriz yeter bize herhalde. Enis bütün ışığımı bana alın ya. Abi sakat duruyor. Altı boş. Kimlerle gün batımına geliyoruz? Allah'ım yarabbim. Evet, iki kadehimiz bir de su bardağımız var maalesef. Nasıl şarap güzel mi? Elma sirkesi. İnsan biraz kaliteli bir şey. Sen sevdin mi? Yemin ederim biraz kaliteli. 100 liraya bu geldi. Bu işte o cimri. Bu böyle mi markette? Bu hangisi adam? Üsttekini gösteriyor. Hayır, vallahi adam dedi ki kardeşim. Hayır, adam dedi ki abi dedi en güzeli bu dedi. Yani, demedi mi? Ya dedi de o sattılar mı? Elinde çok kalmıştır oğlum adamın. Kimse almıyor diye. Allah Allah, bizi kilitledi bak. Bozcaada'dan size şarap tavsiyesi. Bunu almayız. Tamam. Biraz sağ, biraz sağ. Aşağı. Aşağı. Tamam. Alakası yok gibi geldi bana. Merhabalar Uğur Bey. Mezelerimiz bunlar. Meze konusunda en uzman o seçecek bizim için. Ben burada çok yokum abi. Beni buraya sokarsan çıkamayız. Şunu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Adı ne ama bilmiyorum. Adı ne? Simyon loku. Göz gibi şey mi bu abi? Aynen. Dışında levrek sarma, içinde deniz mahsulleri. Deniz mahsulleri derken karides, kalamar, ahtapot. Ekstra içinde domates, kapyabilerimiz de bulunur. Soslu hardalla bile yapılır. Hardal, krema. Daha çok detay vermeye gerek yok. Eyvallah, çok sağ ol. Bu kolay kolay beğenmez. Bu beğendiğine göre gerçekten güzel. Evet, bir Bozca akşamından daha veda ediyoruz. Allah'tan adayız, manyak mısınız? Bozca değil mi? Buraya gelecek arkadaşlar için özellikle tavsiyelerde bulunuyorum. Bekarsanız gelmeyin arkadaşlar. Muhakkak kalabalık ortamınız varsa, sevginiz varsa müthiş bir yer. Onun dışında böyleyseniz eğer... Yok. Bozca'da bizim için... Güzel güzel, çok güzel, tatlı bir yer. Fotoğrafını çekin ama hemen gidin. Oğlum, çok kalmayın. Açıklama iyiyse paylaşacağıma dair söz veriyorum. Eğer açıklama kötüyse... Hayatım bu niye ters? Ters değil ya. Bak sen buraya bak, buraya bakacaksın. Buraya bakmam gerekiyor. Evet. Tamam. Cem'i de göster. O da çok seviyor gözükmeyi. Cem bu arkadaşım. Merhaba. Peki bu kızı hatırladınız mı? Bir saniye.
lütfen yüzünü saklama. Limon Bozcaada kesinlikle herkesi bekliyoruz. Fuat Sarıgül adıyla %10 indirim. Yalan söyleme bak insanlara. Yalan söylüyorum ama siz yine de. Efsane bir mekan. Üç hemen gündür... koştun geldin mi? Bak 3 gündür Bozcaada'dayım. Boşu boşuna hemen buralarda tur atmışız. Kesinlikle. Böyle alalım Seray Hanım. Seray Hanım. Seray Hanım. Limon Bozcaada'nın sahibi. İstemiyorum ama kendisi şöyle bir sütür göstereyim Seray Hanım. O kadar da mütevazi bir sahibi var bir tanesi. O kadar da mütevazi. İndirim isterler diye bak göstermiyor kendini. Fuat 5 koduyla %5 indirim. Yok kod mod yok arkadaş. Şimdi bunlar indirim indirim söylersin. Bunlar yapmazlar rezil oluruz. Ben de parası. Ben parasını verecek miyim bu arada? Hayır ya. Ben kurtardım. Siz kendi yolunuza bakın valla. Buraya geldiğinizde sizinle Hüseyin Bey ilgilenecek. Teşekkür ederim Fuat Bey. Hüseyin Bey, sizi gördüğüme çok sevindim. İstanbul'da da tekrar görüşeceğiz sizi. Çok teşekkür ederim. Dükkan her şey için. Çok sağ olun. Zaman gelebilirsiniz. Eyvallah, sağ olun. Evet, Bozcaada tatilimizin sonuna geldik. Şu an İstanbul yolundayız. Pablo'yu çok özledim. Evimi çok özledim. Güzel bir tatildi esasında. Fakat son iki günü çok güzeldi diyebilirim. Çünkü biraz acemiliğimize denk geldi. Nerede yemek yiyeceğimizi, nerede çok iyi denize girebileceğimizi, imkanları falan çok fazla değerlendirememiştik. Bir arayış içerisindeydik. Fakat ben eve gidince size anlatacağım bunları. Nerede ne yapmanız gerektiğine dair. Çok daha tecrübeli bir şekilde Bozcaada'nın tadını çıkartacağınızı düşünüyorum. Biz yandık, siz yanmayın arkadaşlar. Beni eğer biraz daha bekleyebilirseniz bütün açıklamaların hepsini evde yapacağım size. Evde görüşürüz. Enis'cim çok teşekkür ederim. Kardeşim, mükemmel bir tatilde. Ben teşekkür ederim. Eğlendik. Ama sizin de bir daha tatile çıkarsanız hadi görüşürüz. Ya sizin var ya, ben bir daha sizinle tatile. Paşa, babayı özledin mi sen? Gel bakayım, gel, babayı özledin mi? Oğlum ne haber? Ben de özledim seni. Ben de özledim. Ben de özledim. Öpsün. Aferin sana. Aa bak köpek. Koş köpek geçin. Koş geç. Ben de çok özlemişim. Çok. Biraz şunu hasret gidelim, geleceğim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Eğer kızmazsanız ben bu videoyu yarın gün açınca kapatsam olur mu? Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz o zaman. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bozcaada ile alakalı tatilimizi bitirdik çok şükür. Çok şükür diyorum çünkü bazı problemler ve sıkıntılar yaşadık. Nasıl ki? 5 gün kaldık orada. İlk 3 günümüz gerçekten çok acemice geçti. Ne yapmamız lazım? Nerede yemek yiyebiliriz? Asıl denize nerede girebiliriz gibisinden birazcık böyle muallakta kaldık. Enis çok eski olmasına rağmen orada... Yine de acemilik çektik açıkçası. Ben kendi deneyimlerimden Bozcaada'ya gitmek isteyen arkadaşlar için böyle kendi kendime sorular sordum. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Geleceğim Günaycığım. Sizin için aydınlatıcı olacağını umuyorum. Okey. Güzel. Kendi yazımda okuyamıyorum ki. Bozcaada'ya gitmek için ihtiyaçlarınız neler olabilir? Şemsiyeniz olabilir. Onun dışında bu soğutucu dolaplardan olabilir. Ses bombası kesinlikle olmasını tavsiye ediyorum. Arabanız varsa tadından yenmez. Yoksa da orada yolculuk için var minibüsler, var, bilginiz olsun. Öğün öğünü sizin için de ayarlamaya çalıştım. Sabah kahvaltısı, en güzel sabah kahvaltısı. Ortamı böyle çok güzel olan, bu arabanız yoksa merkez olabilir. Orada geçirebileceğiniz, seçeceğiniz bir otelde çok güzel kahvaltılar veren oteller var. Kesinlikle size spesifik bir yeri tavsiye edemeyeceğim çünkü biz tanıdığın evinde kaldık. Ama çok eskiden merkezin dışında olan Madame Eleni vardı. Orada kalmıştık zamanında biz. Mükemmeldi. Çok memnun kalmıştık. Bilginiz olsun. Benim tek bildiğim yer orada orası. Alternatif olarak dışarıda pastaneler ve fırınlar var. Çiçek pastanesi veya fırını bunlardan bir tanesi alıp Çınaraltı denen bir yer var. Böyle bir kahve gibi bir alan. Orada istediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde problem yok. Bir de çiçek pastanesinin şey menemeni falan yani güzeldi. Öyle söyleyeyim size. Onun dışında bir deneyimimiz olmadı. Öğlen yemeği notum nerede? Öğlen yemeği için arkadaşlar White'in yeri var. Orayı tercih edebilirsiniz. Onun dışında zaten çok sahilde de benzer yerler var ama biz White'in yerini denedik. Fakat kalamar olarak kesinlikle fresh kalamar değil. Yani işte daha doğrusu dondurulmuş kalamar olduğu için çok fazla kalamar seven birisiyseniz eğer çok ideal değil kalamarı özellikle. Hani bilginiz olsun White'de yiyebilirsiniz.
Akşam yemeği için ise Teyyare Pizza var. Orayı çok beğendik. Sonra hamburgerci var. Bir adı keçi olan bir hamburgerci var. Fena değil. Sonra Simon var. Simon çok güzeldi. Onun yemekleri de mezeleri de falan bayağı lezzetliydi. Ve kalamarı sanırım sadece onlar gerçekten ada kalamarı veriyorlar. Bilginiz olsun. Fiyatlar tabii bu tarz deniz mahsulleri falan yiyorsanız fiyatlar yüksek. Ama hamburgerin fiyatı ve pizzanın fiyatı bir tatil yerine göre gayet normal. Yani bir çeşmeyle falan asla düşünmeyin. Sonra ev yemekleri yapan yerleri, özellikle o orta alandakini asla ve asla tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Fiyat olarak yüksek ama lezzet olarak gerçekten çok düşüktü. Adını hatırlamıyorum. Çok özür dilerim ama merkezin girişinde olan, yani vapurdan girişte değil, diğer girişte olan sol tarafta böyle turkuazlı yeşilli bir tane çorbacı vardı. Yeni açılmış. Orası bayağı lezzetliydi. Oraya gitmenizi tavsiye ederim. Maalesef ki adını hatırlamıyorum. Çok özür dilerim. Eğlenme bölümüne geçiyoruz. Orada en çok Lemon'u beğendim. Muhteşemdi. Atmosferi çok muhteşemdi. İşletmesi çok harikaydı. İnsanlar çok güler yüzü ve ilgililerdi. Kokteyl falan içiyorsanız, ben böyle videolarda falan çok görüyorsunuz alkoller falan. Benim alkole çok aram yok açıkçası. Çok içmiyorum. Dürüst olmak gerekirse gerçekten. Bir kokteyl 160 lira falandı ama burada da sanırım o fiyatlarda. Tek kötü yanı şu, 12'ye kadar müzik sürüyor. 12'den sonra hani birazcık da hesap beklerken, biraz orada gırgır şamata yaparken 12-12.30 gibi falan oluyor. Ve gece de bu şekilde bitmiş oluyor Bolca'da. Çok güzel Bolca'da planı çıkarttım şimdi size. Sabah 9'da kalkıyorsunuz. 10'a kadar kahvaltınızı tamamlıyorsunuz. Sonra basıyorsunuz, beach'e gidiyorsunuz. Hangi beach'i tercih ediyorsunuz? Ben yeriniz olsam Ayazma'yı tercih ederim. Halk plajı. Çok güzel bir yer. Kumlu, Habbele var. Orası da gayet güzel. Servisleri falan hakikaten ilgilenenler muhteşem. Ama bana göre Ayazma çok daha renkli. Çünkü çok daha geniş bir alana sahip ve kum olmasından kaynaklı. Ben şahsen Ayazma'yı tercih ederdim. Diğer koyları falan hiç gezmenize bile gerek yok. Çünkü hakikaten deniz aynı deniz ve hepsi muhteşem. Su biraz soğuk ama ben çok severim soğuk suyu. O yüzden benim için harikaydı açıkçası. Şezlong fiyatları da 2 şezlong bir şemsiye 100 lira sadece. Gayet uygun esasında hani tatil mekanlarına göre. Hani biz Çeşme, Fethiye falan gitmiştik ama bu fiyatlara falan asla yok. Bu arada isterseniz sandalyenizi de atıp şemsiyenizi açabiliyorsunuz. Hiç kimse de size karışmıyor. Özgürlük alanınız asla kısıtlı değil. Bütün tercihleri kendiniz yapabiliyorsunuz. Öğlen yemeği yedik işte saat 1-4 arası falan. Sonra saat 6'da evimizde ya da veya otelimizde oluyoruz veya çadırda oluyoruz. Tercihinize kalmış. Duşunuzu aldınız falan filan derken 8'de merkezde oluyorsunuz. Merkezde de bu bahsettiğim mekanları seçebilirsiniz yemek için. Saat 10'da Lemon'da olabilirsiniz. Lemon çok eğlenceli bir yer gerçekten. Orada da saat 12'ye kadar eğlenebilirsiniz. 12'de eğlendikten sonra 12.30 gibi falan artık orada hazırlanmış ve bitmiş durumda oluyorsunuz. Oradan basıp ses bombanızı, işte içecek şeylerinizi, yiyecek şeylerinizi alıp Ayazma plajına gidebilirsiniz gece yarısı. İnanılmaz güzel oluyor. Gece çok daha güzel, öyle söylüyorum. Yakamoz denize vuruyor falan. Bayağı romantik bir ortam var. Üstünüze mutlaka kalın bir şeyler almanızı tavsiye ederim. Birazcık soğuk oluyor. Ayazma'da geçireceğiniz vakit size kalmış. Evinize dönüyorsunuz ya da kalacağınız yere dönüyorsunuz. Ve hayat ertesi gün tekrardan devam ediyor. Bolca'da böyleydi. Şimdi ufak ufak saçmalayabilirim. Buralardan toparlayıp almaya çalışayım lütfen. Olur mu? Şimdi neler sormuşum kendi kendime. Bolca'da nasıl geçti? İlk 3 gün, son 2 gün mükemmel geçti. Yani bu olayları bilseydim 5 gün böyle güzel geçebilirdi açıkçası. Nerede kalınmalı? Kahvaltı iyi veren bir yeri tercih ederseniz çok daha iyi olur sizin için. Bolca'dan ne beklemeliyiz tatilde? Huzur tatili tamamıyla. Ve hani bir kız arkadaşınız varsa çok muhteşem olur. Ya da kalabalık bir arkadaş grubuysanız, kızlı erkekli olan kalabalık bir arkadaş grubuysanız muhteşem bir tatil yeri. Fiyatlar olarak da dediğim gibi gerçekten abuk subuk fiyatları yok. Diğer yerlere nazaran çok İstanbullu hemen hemen aynı. Organizasyonumuz bu kadardı. Gerçekten herkes çok güler yüzlü, anlayışlı ve sıcak insanlar. O konuda çok sevdim. Ne kadarlık para harcayacaksınız, ne yapacaksınız deyip ya da sizin arabanıza, kıyafetlerinize bakıp size öyle değerler vermiyorlar. Ya da ben öyle hissetmedim açıkçası. O konuda ben de bayağı puan aldı Bolca'da. Durum bu. Bir daha gider miyim? Kalabalık arkadaş grubumla? Evet. Ama ya da yalnız başıma? Evet. Ya da sevgilimle, evet. 3 erkek bir daha gider miyim? Çok zor açıkçası. Onlar da keza benimle aynı fikirde olabilirler bu arada. Demem o ki Bolca'da güzel bir tatil yeri. Bakmayın bizim birazcık süründüğümüze. Ama toparladık, öğrendik. Artık bizim için de Bolca'da çok daha güzel bir yer haline gelecektir. Çok güzel arkadaşlar edindik orada. Zaten İstanbul'dan tanıdığımız arkadaşlarımız da vardı. Reels'te görmüşsünüzdür mutlaka ki. Hepsini çok öpüyorum. Gerçekten muhteşem insanlar. Hüseyin, Sofi, özellikle siz harika insanlarsınız. İyi ki sizi tanımışım açıkçası. Umarım ben bunu güzelce toparlayayım.
size aydınlatıcı bir şey sunabilirim. Benim görüşlerim bu kadardı. Onun dışında gezebileceğiniz yerleri zaten biliyorsunuz. İşte kalesi var, değirmeni var gibi gibi, manastırı var. Oraları gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Çok çok böyle wow, işte hayatımda böyle bir şey görmedim diyebileceğiniz ambiyansları çok yaratacağını sanmıyorum açıkçası. Ama nereden gittiğinize bağlı. Ama yine de gezilip görülebilecek. Çünkü aslında küçük de bir yer. Yani gezilecek yerleri çok az olan bir yer. Buralara da bir şans verebilirsiniz. Muhteşem fotoğraflar çıkacaktır. Bol bol kombinlerinize harika fotoğraflar çekeceğiniz bir yer. Bunu da size belirtmeden geçemeyeceğim. Ben çekebildiğimi ben asla çekemedim. Biraz tatilime odaklandım. Çok iyi bir influencer, sosyal medya kullanıcısı olamadım orada. Sağlık olsun. Yani bu kadar oldu bizden de. Vlogumuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Lütfen az önce söylediklerimin hepsini gerçekten dikkate alın. Hakikaten tamamıyla inceledim. Sizin için çok iyi bir sonuç çıkartmaya çalıştım. Daha bilgili olan arkadaşlarımdan ricam da hani gidenler için avantaj olsun diye lütfen aşağıya fikirlerinizi, yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Nacizane bunlar benim fikrimdi. Lezzet, damak herkese göre değişir. Siz kendi maceranızı, kendi deneyimlerinizi kendiniz oluşturacaksınızdır muhakkak ki. Geldik videonun sonuna. Beni izlediğiniz için, buraya kadar beklediğiniz için veya beklediğin için aslında çok teşekkür ederim. Umarım gidersen eğer senin için çok güzel bir deneyim olur. Şimdiden iyi tatiller sana. Lütfen kanala abone olmayı, bildirim zilini... Neyse, nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Harikasınız. Bye bye. Bozcaada'ya bir daha giderim ya. Giderim.